Merhaba arkadaşlar, Hollandaca Öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ayrılabilen fiillerden bazı örnekler sunacağım. Scheidbare Werkwoord olarak sunulan bu fiilleri birlikte öğreneceğiz. Değerli arkadaşlar, fiillerin Türkçe anlamlarını ve fiillerin kendisini aynı renkte yazdım. Diğer kelimeleri de farklı renkte yazarak öğrenmenin daha kolay olmasını sağlamaya çalışıyorum. Umarım bu ders videosunu beğenirsiniz arkadaşlar. Hala kanala abone değilseniz abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Tabii beğeni ve like bırakıyorsunuz. Bunun için sizlere teşekkür ederim. Hazırsanız o zaman dersimize geçelim. Nederlands Leren. Ik. Ben. Sta op. Opstaan. Sta op. Kalkarım. Ik sta op. Ben kalkarım demek. Ne zaman sorusunu soralım. Elkedag. Ayrılabilen fiilin tam ortasına zamanını koyuyoruz. Bu durumda ik sta elkedag op. Ben her gün kalkarım demektir. Burada het werkwoordumuz opstaan. Yani mastar haliyle kalkmak, uyanmak diyebiliriz. Ik sta elke dag op. Ben her gün kalkarım. Wij, biz demek. Wassen. Tabi burada af ile birlikte kullanılıyor. Wassen yıkamak ama afwassen yani orada bulaşığı yıkıyorsun, bulaşığı yıkamayı bitiriyorsun anlamına geliyor. Wij wassen af. Biz bulaşık yıkıyoruz. Ne zaman? Nu yani şimdi. Tekrar edelim. Wij wassen nu af. Biz şimdi bulaşık yıkıyoruz. Werkwoordumuz arkadaşlar afwassen mastar haliyle bulaşık yıkamak demektir. Değerli arkadaşlar, Scheidbare Werkwoordlar bu şekilde öğrenilebilir diye düşünüyorum. Zij bayanlar için o şahıs zamiri anlamındadır. Burada komt fiilini gördük mü gelmek ile alakalı bir şey ama ayrılabilen bir fiil olan aankomen yani burada zij komt aan. O bir yere geliyor, bir yere varıyor, ulaşıyor. Ne zaman? Vandaag. Gördüğünüz gibi zaman zarfımız Scheidbare Werkwoord'un tam ortasına gidiyor. O bugün varıyor, o bugün ulaşıyor demektir arkadaşlar. Ankomt, ankomen. Bunları tren istasyonlarında, havaalanlarında görürsünüz arkadaşlar. Geliş, varış, kalkış bunları sık sık görebilirsiniz dikkat ederseniz. Werkwoordumuz ankomen dedik. Yani ulaşmak, varmak. Bir başka örneğimize tekrardan bakalım. Afwassen bulaşık yıkamak dedik. Bu cümle içerisinde wij wassen af şeklinde öğrendik. Ne zaman? Şimdi. Nü. Biz şimdi bulaşık yıkıyoruz. Wij wassen nu af. Het werkwoord is afwassen. Bulaşık yıkamak. Hollandaca Öğreniyorum kanalındasınız arkadaşlar. Tekrar bakalım. Hey. Üçüncü tekil şahıs zamirlerinden erkekler için kullanılan o anlamına geliyor. Buradaki Scheidbare Werkwoordumuzu görüyoruz. Hemen cümle içerisinde ele alalım. Gaat uit. Gaat gitmek. Out dışarı. Cümle kendi kendine ortaya çıkıyor. Hij gaat vaak uit. O sık sık dışarı çıkar. O halde mastar haline bakalım. Out gaan. Dışarı çıkmak. Hij gaat vaak uit. Arkadaşlar uit şeklinde söylersek daha oturaklı olur diye düşünüyorum. Het werkwoord uitgaan. Dışarı çıkmak. Peki buiten ile farkı ne arkadaşlar? Bunu da siz yorumlara bildiklerinizi yazarsanız muhteşem bir geri dönüt olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar ik belde op. Bunun şimdiki zaman hali opbellen. Cümle içerisinde ik belde op derken geçmiş zaman yani verleden tide'ı görüyoruz. Ben aradım. Kimi? Burada yönelme zamiri var arkadaşlar. Seni, yahu, ye ya da yahu arkadaşlar seni, sana demektir. İkbal'da ye, op da diyebilirsiniz. İkbal'da yahu, op da diyebilirsiniz. Het werkwoordumuz opbellen. Yani telefon ile aramak. Opbellen. Eskiden ankesörlü telefonlar ya da işte ev telefonlarının arkadaşlar telefonu alıp elinizle konuşuyorsunuz. Yani şu neydi onun şeyini unuttum ya. Şu böyle telefonun içerisindeki o kablolu şeyi unuttum gerçekten, kusura bakmayın. Opbellen, ya onun üzerindeyim, o telefon konuşmasının üzerindeyim demektir. Hemen diğer örnek cümlemize bakalım. Jij doet ook mee. Arkadaşlar buradaki Scheidbare Werkwoordumuz meedoen'dur. Çok önemlidir arkadaşlar. Yani bu ders videosunda sadece bu fiile odaklanırsanız bence yeterli. Katılmak arkadaşlar meedoen. Jij doet ook mee. Sen de katılıyorsun. Ok burada sen de, yani sen de dahilsin anlamına geliyor. Değerli arkadaşlar, şu meedoen olayını biraz daha inceleyelim. Gördüğünüz gibi haye mey diyoruz arkadaşlar. Sen de geliyor musun? Komye mey. Yani haye mey, sen de gidiyor musun? Komye mey, sen de geliyor musun? Ya da işte duye mey, bana katılıyor musun? Gibi ifadelerde meedoen ya da şu mey ifadesi ele alınıyor. Bu mey ile ilgili arkadaşlar kendi kendinizle örnek üretmeye çalışırsanız bence olay çözülmüş olur. Tekrar edelim. Jij doet ook mee. Burada meedoen yeyden dolayı ana fiilimiz olan, yani ayrılabilen fiilin başındaki temel fiil olan dun tı takısı alıyor yeyden dolayı. Ok burada deda demektir. Diğer örneğimiz ikbalde ya op. Bu da ben seni aradım anlamındaydı. Opbellen telefon ile aramak. Şuradaki örneğimiz uitgaan, ana fiilimiz dışarı çıkmak. Uitgaan. Hij gaat vaak uit. Vaak arkadaşlar sık sık demektir. İngilizce'deki o vaak aklınıza gelmesin. Wij wassen nu af. Biz şimdi bulaşık yıkıyoruz. Afwassen, bulaşık yıkamak. Aankomen, varmak, ulaşmak anlamındaydı. Zij komt vandaag aan. O bugün ulaşıyor, o bugün varıyor. Yani aslında burada hafif bir gelecek zaman ifadesi var. O bugün ulaşacak. Birisi soruyor, işte ne zaman ulaşıyor? O bugün ulaşacak, o bugün varacak. Diğer örneğimiz zaten buna baktık. Bir de ilk sta elke dag op. Ben her gün kalkarım. Yani opstaan ayağa kalkmak anlamına geliyor. Değerli arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Tot volgendes.